Herkese merhabalar. İrem Bahar Seminerleri 3. hafta programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Sayın Doktor Gülüşen Hoca. Hocamız bize İran-ABD ilişkilerini anlatacak. Programımıza başlamadan önce hocamızla alakalı kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Bugün konuğumuz olan Doktor Gülüşen lisans eğitimini 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. 2005 yılında Katolik Üniversitesi Leuven'de çatışma ve sürdürülebilir barış alanında yüksek lisans eğitimini, 2013 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doktora derecesini almıştır. Hocamız şu anda aktif olarak Top Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktor Şen'in Orta Doğu ve İran üzerine birçok çalışması bulunmaktadır. Sözü fazla da uzatmadan ben sunumu ve devamında sorularını kabul etmek üzere hocamıza devrediyorum. Çok teşekkürler Mert. Herkese merhaba. 2021 İrem Bahar seminerlerinde sizlerle olmak güzel. Önceki yıllarda yüz yüze yapıyorduk. Pandemi nedeniyle bu sene çevrim içi devam ediyoruz ama her koşulda sizlerle buluşmak güzel. Bugün Mert'in de söylediği gibi İran-ABD ilişkileri üzerine konuşacağız. Sunumu daha rahat takip etmeniz açısından ben bir sunum, PowerPoint sunum hazırladım. Onu da açayım. Oradan konuşuruz. Bir saat kadar bir seminer verip ardından da sorularınızı ve yorumlarınızı almak isterim. Şimdiden teşekkürler katılım. Bunun için dosyayı da paylaşayım hemen. Evet, görüyorsunuz herhalde değil mi? Evet, İran-ABD ilişkilerini konuşacağız. Biden dönemiyle birlikte yeniden ümitlerin canlandığını görüyoruz. Özellikle nükleer anlaşmanın seyri açısından bazı gelişmeleri bekliyoruz. Tabii biz bugün biraz daha tarihsel perspektiften ele alacağız. Zira İran-ABD ilişkilerinin tarihsel süreç içindeki gelişimi bugüne dair de pek çok cevap veriyor olacak bize. 1979 devrimiyle başlamak gerekiyor. Çünkü bugün Orta Doğu'da İran-ABD gerilimini konuşuyoruz ama aslında İran ve ABD 1953'ten itibaren çok derinleşen iki müttefikti Orta Doğu'da. ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden birisi İran'dı. 1979 devrimiyle birlikte bu ilişkilerin dönüştüğünü görüyoruz. Her şeyden önce, pardon, bağlantıda galiba bir sorun var ama. Duyuyorsunuz değil mi? Yok, duyuyorum. 1979 devriminin sadece Şah'a karşı değil Amerika'ya karşı da bir devrim ve zafer olarak göründüğünü biliyoruz. Ne Doğu ne Batı İslam Cumhuriyeti şiarı ile birlikte İran hem Batı kampından uzaklaşıyor hem de aslında Doğu kampının bir üyesi olmayacağını da söylüyor ve kendi özgün yolundan gideceği mesajını veriyor. Bu devrimden itibaren Orta Doğu'da İran-ABD ilişkilerinde ABD Şah döneminin sadık ve önemli müttefikinden büyük şeytana evrilirken aslında İran-ABD ilişkilerinde ideolojik bir zemine çekildiğini ve büyük şeytana karşı İslam hükümeti dikotomisi üzerinden kurulduğunu görüyoruz. Az önce de bahsetmiştim. Pehleviler döneminde İran-ABD ilişkileri oldukça derinlikliydi. 1946 Azerbaycan kriziyle birlikte aslında ilişkilerin kökeni atılmıştı diyebiliriz. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri daha çok petrol şirketleri üzerinden Orta Doğu'daki varlığını güçlendirmeye çalışıyordu. Ama tabii ki bu ekonomik çıkarları siyasi ittifaklar da izlemiş oldu. Ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki hegemonyası kırılırken Amerika Birleşik Devletleri'nin burada aslında İngiltere'nin özellikle İran'da kapladığı rolü elde etmeye başladığını görüyoruz. 1946 Azerbaycan krizinde monarşinin yanında Sovyetler Birliği'ne karşı konuşlanan Amerika Birleşik Devletleri İran ile ilişkilerini 1953 sonrasında daha da derinleştirdi. Bunun nedeni 1951-1953 petrol millileştirme krizi akabinde İran'ın özgür dünyanın
çıkarlarına, tırnak içinde özgür dünyanın çıkarlarına aykırı bu hamlesine karşı İngiltere ve Amerika işbirliğiyle Başbakan Musaddık'a yapılan 1953 darbesini görüyoruz. İran-ABD ilişkilerinde bazı kilometre taşları var. Aslında ben az önce size 1979 devriminden bahsettim. ABD'ye bakarsanız, eğer ABD perspektifinden bakarsanız, İran-ABD ilişkilerindeki kırılma devrimle başlamıştır ve özellikle rehine kriziyle birlikte diplomatik ilişkilerin çökmesiyle günümüze kadar ABD'de hem demokratların hem cumhuriyetçilerin ortaklaşabildiği nadir alanlardan olan İran karşıtlığı temellendirilmiştir. Ama İran'ın perspektifinden baktığınızda İran-ABD husumetinin temelleri 1953'teki darbeye dayandırılır. Ve bu slaytta da gördüğünüz üzere İran'ın siyasal kültüründe Amerikan karşıtlığı ve ABD imgesinin büyük ölçüde 1953 darbesi ve sonrasındaki gelişmelerle yakından ilişkili olduğunu görüyoruz. Çünkü bakıldığında İran'daki siyasi atmosfere ve İran'daki görüşlerin ABD'ye karşı konumlanma biçimine, ABD karşıtlığı hem İslamcılar hem milliyetçiler hem de sosyalistler nezdinde karşılık bulan ve onları bir araya getiren bir olgu oldu. Aynı zamanda Şah'a da karşıtlardı ve başlangıçta söylediğim gibi 79 devrimi hem Şah'a karşı bir zaferdi, despotik yönetime karşı bir zaferdi, hem de Şah'ı kuklası haline, tırnak içinde kuklası haline getirilmiş Amerikan yönetimine karşı bir zafer olarak görülüyordu. 1953-79 arasında İran-ABD ilişkilerinde, iki müttefikin ilişkilerinde olumlu anlamda, yani ABD ve İran açısından gördüğümüz o derinleşen ilişkileri aslında birkaç başlıkta toplayabiliriz. Stratejik jeopolitik ilişkiler üzerinden düşünürsek elbette Soğuk Savaş koşullarını ve İran'ın Batı kampında konumlanma biçimini konuşmamız gerekiyor. İran bu dönemde NATO'nun Orta Doğu'daki uzantısı olarak düşünebileceğimiz Bağdat Paktı'nın ve daha sonra ismi CENTO'ya dönüşen ittifakın bir üyesiydi. Hem İran-ABD ilişkileri özelinde, hem işte Körfez'de ABD'nin çıkarlarının korunması özelinde ilişkiler son derece iyi bir zeminde seyrediyordu. Dediğim gibi bir müttefik ilişkisi vardı. Tabii askeri ilişkilerde ortak savunma anlaşmaları, ABD'den alınan son derece gelişmiş silahlar, ABD'nin İran'da yaşayan askeri personeli çok girift ve çok derinlikli askeri ilişkiler söz konusuydu. Aynı şekilde iktisadi ilişkiler de öyle. Yani İran'ın petrol üreticisi bir devlet olması, İsrail'e petrol satışı yapması, Körfez'in güvenliğini sağlaması, yani askeri ve iktisadi ilişkiler iç içe geçiyordu. Devrim olduğu zaman aslında İran piyasasında çok sayıda Amerikan şirketi vardı, Amerikan bankası vardı. İran kapitalist sistemle son derece entegre ilişkilere sahipti. Bunun özünde de ABD ile kurulmuş olan ittifakı görüyoruz. Tabii bütün bu ilişkiler ağı İran'da az önce de bahsettiğim pek çok cenah açısından sorunluydu. O nedenle 1953 darbesinin bıraktığı izleri ve 79'a giden yolu iyi analiz etmek gerekiyor. Kilometre taşlarından birinin de o nedenle 1953 darbesi olduğunu vurgulamakta fayda var. Bundan sonraki süreçte bir ufuk turu olsun istiyorum. Yani 80'lerden günümüze İran-ABD ilişkileri nasıl gelişti, nasıl dönüştü, buna bakmak lazım. Burada vurgulamam gereken şeylerden birisi her zaman ideolojik bir hatta kalmadı. Her ne kadar devrimle birlikte İran, Amerikan karşıtlığı İran'da devletin ideolojik bir sütunu haline gelse dahi aslında pragmatizmle iç içe ilişkiler seyretti. Biraz bu çerçeveden bakmakta fayda var. Dikotomiler arasında bölünmeden ve ikisinin de rolünü tartışarak bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sunumun bundan sonraki kısmında 1980'ler, 90'larda dönüşen İran ve İran'ın dış politikasına yansıyan değişimler ve 2000'lerde özellikle içinde bulunduğumuz dönemde hem Ahmedinejad, Mahmut Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığında hem de Haziran ayında tamamlanacak olan Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanlığında ilişkilerdeki gerilimi hem ikili boyutta hem de bölgesel boyutta ele almak istiyorum ve tabii ki bunun içine küresel
boyut da girecek. Çünkü biz nükleer krizi konuştuğumuzda aslında İran'ın küresel siyasetinde merkezinde olduğunu göreceğiz. O nedenle hem ideoloji ve pragmatizm arasındaki ilişkiyi hem de İran ve ABD arasında ikili bölgesel ve küresel boyutları mümkün mertebe anlatmaya çalışacağım size. 1980'lere baktığımız vakit devrim sonrası dönem ve İslamcı rejimin konsolidasyonunu görüyoruz ve bu konsolidasyonda hem ABD karşıtlığının içeride oynadığı rol hem de İran-Irak Savaşı'nın bu konsolidasyonda oynadığı rolü görüyoruz. Devrim öncesi az önce saydığım stratejik, askeri ve iktisadi ilişkiler kesiliyor. Ama İran-ABD ilişkileri devrimin ertesi günü kesilmiyor. Aslında bu bir süreç ve bu süreç içinde rehine kriziyle birlikte yani 4 Kasım 1979'daki krizle birlikte diplomatik ilişkilerin kesildiğini ve İran-ABD ilişkilerinin en içkin özelliklerinden biri olan yaptırım siyasetinin, Amerika'nın yaptırım siyasetinin de başladığını görüyoruz. Amerikan karşıtlığının devletin yeni ideolojisi haline geldiğini söylemiştim. Çünkü burada toplumsal örgütlenmede önemli rol oynuyor. Zira Hümeyni'nin yönetim biçiminde popülist siyaset önemli bir yere sahip. Hem ekonomik anlamda bir popülizm hem de siyasi popülizm sürdürülüyor ve burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı içeride farklı sesleri bir araya getirme misyonu üstleniyor Amerikan karşıtlığı. Rejime sadakatin adeta bir turnusol kağıdına dönüşüyor. Yani rejime karşı muhalif ya da Hümeyni'nin kararlarını desteklemeyen her kim varsa Amerikan yandaşı olmakla yaftalanıyor. Ve sürece baktığımızda Başbakan Mehdi Bezirgan, Cumhurbaşkanı Beni Sadr'ın tasfiyelerinde aslında bu gerilimi ve küresel siyasetle yani uluslararası aktörlerle, uluslararası siyasetle nasıl bir ilişki kurulacağı, İran'ın nerede konumlanacağı meselesi çok önem arz ediyor. Ve unutmayalım Soğuk Savaş'ı konuşuyoruz. 1980'lerde 2. Soğuk Savaş'tan bahsediyoruz. İşte Reagan yönetimiyle birlikte bunun daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Ama başka şeyler de göreceğiz. Mesela İran-Irak Savaşı. Pek çok Orta Doğu uzmanının söylediği üzere aslında Soğuk Savaş'ın bittiği ilk vaka gibi görülebilir. Çünkü hem Sovyetler Birliği'nin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran-Irak Savaşı'nda Irak'ı desteklediğini görüyoruz. Aslında ortak hareket ettikleri bazı alanlar da karşımıza çıkıyor. İran bu bakımdan da ilginç bir örnek. Tabii burada şey de söylemek gerekiyor. Her ne kadar ABD İran'ın devrimci ideallerinin bölgeye sirayet etmesini engellemek çalışsa da bir yandan da İran'ın yenilip güçsüz düşüp Sovyetler Birliği'nin boyunduruğu altına girmesini de istemiyor. Başka bir boyutu Amerikan karşıtlığının rejim meşruiyeti. Biliyorsunuz İran'ın devrimle birlikte devlet ideolojisi ve kimliği de yeniden tanımlanıyor. Ve biz uluslararası ilişkilerde kimlikleri konuşurken aslında tek bir kimlikten bahsetmiyoruz. Kimlikler repertuarından bahsediyoruz. Ve 1979 sonrası İran'ın kimlik repertuarına baktığımızda evet İslamcılık yani siyasal İslam'ın rolünün önemi kadar aynı zamanda İran'da 1960'lardan beri önem kazanan işte üçüncü dünyacılık, postkolonyal düşünce, bütün bunların kesişiminde yer alan bir Amerikan karşıtlığını düşünmemiz ve okumamız gerekiyor. O nedenle yeni dönemde İran-ABD ilişkilerinin ayrılmaz bir boyutu bu ideolojik karşıtlık. Ama 90'larda da göreceğimiz üzere bunu aşmaya çalışan pragmatik yaklaşımlar olacak. Öte yandan bu ideolojik yaklaşımın da İran'da yani bu yaklaşımı sahiplenen kesimler de değişecek ve bu yaklaşımın dışında yani mesele sadece ideolojik bir karşıtlık değil, aynı zamanda jeopolitik ve ekonomik olarak da karşıtlıkların sürdüğünü göreceğiz. Bu 80'ler dönemi bakıldığında aslında hem İran'da rejimin kuruluşu açısından çok mühim hem de İran-ABD ilişkilerinin bundan sonra takip edeceği güzergah açısından önem arz ediyor.
Tabii savaşı da vurgulamak lazım. Biliyorsunuz 80'lerde İran, Irak'la 8 yıl süren çok uzun bir savaştaydı. Ve aslında İran-Irak Savaşı 20. yüzyılın en uzun süren ve en kanlı savaşlarından ve bölgesel olarak da günümüzü şekillendiren bir savaş. İran'daki aktörleri şekillendiren bir savaş. İran'ın arayışlarını ve aslında ikilemlerini şekillendiren bir savaş. Ve İran bu savaşı sadece hani Irak üzerinden de okumuyor. İran-Irak Savaşı'nı, Saddam Hüseyin'in işte saldırısını empoze edilmiş bir savaş olarak okuyor. Yani ABD'nin yeşil ışık yakmasıyla başlayan bir savaş olarak okuyor. Ve bu süreç içinde İran'ın uluslararası sisteme olan güveni de son derece sarsılıyor. Her şeyden önce işte tarafsızlığını ilan eden pek çok ülkenin Irak'a yaptığı silah yardımı. Az önce ABD ve Sovyetler Birliği'nin ortaklaştığı bir tutumdan bahsetmiştim. Aynı zamanda Körfez ülkelerinin de Irak'tan korksalar dahi İran'ın devrimci ideolojisinden ve devrim ihracı siyasetinden korktukları için Körfez ülkelerinin de Irak'ı finansal olarak çok desteklediğini görüyoruz. Kimyasal silah saldırıları var biliyorsunuz Saddam Hüseyin'in ama bu saldırılar hemen kınanmıyor. Mesela İran açısından bu da sıklıkla dile getirdiği bir husus. Yani kimyasal silah saldırısının kınanmaması da uluslararası sisteme ve ABD'ye olan husumeti derinleştiriyor. Tanker Savaşı 1984'ten sonra karşımıza çıkıyor. Ve bu Tanker Savaşı savaşın son yıllarında aslında Körfez sularında, Basra Körfezi'nde yaşanan gerilime işaret ediyor. Burada işte petrol sevkiyatının ve trafiğinin aksaması, ABD'nin Körfez'deki ülkelerin petrol tankerlerini korumak için ABD bandrolüyle onların seyahat etmesini sağlaması. Yani iki ülke arasında İran ve ABD arasında aslında Körfez'in sularında da bilfiil bir savaş yaşanıyor. İran burada donanmasının bir kısmını kaybediyor. Ve açıkçası başka bir unsur savaşı bitiren unsurlardan birisi aslında. 8 yıl süren savaşa son veren önemli aslında olaylardan bir tanesi de İran Hava Yolları'na ait 655 sayılı sivil uçağın Amerikan uçak savar savaş gemisi tarafından düşürülmesi oluyor. Böylelikle Hümeyni baldıran zehirini içmeye ve hiçbir koşul öne sürmeden ateşkese razı olmaya başlıyor. Bu bakımdan da yani İran-ABD ilişkilerini sadece 1953, sadece 1979 ya da sonrasındaki rehine krizi ile değil, 80'lerde süren savaş üzerinden de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü İran bölgede ABD eliyle bu savaşın çıkarıldığını, sürdürüldüğünü bu şekilde görüyor ve gelişmeleri bu şekilde okuyor. 90'lar ilginç bir dönem çünkü İran-ABD ilişkilerinin ideolojik çerçevenin dışına çıkmaya çalıştığı ve yeniden tanımlanmaya çalışıldığı bir dönem. 90'larda neler olmuştu diye düşünecek olursak hem İran'ı ilgilendiren hem bölgeyi ilgilendiren hem de küresel siyaseti ilgilendiren gelişmeler olmuştu. Küresel siyasetten başlayacak olursak biliyorsunuz Soğuk Savaş sona erdi ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte ABD, evet biz günümüzde çok taraflı ya da çok kutuplu bir dünyayı konuşuyoruz ama tek kutuplu bir sistemde hegemon olarak kalmış oldu. Ve Pax Americana'nın bu hegemonyanın en önemli merkezlerinden birisi de ABD'nin Orta Doğu'daki varlığı oldu. Ve ABD'nin Orta Doğu'da artan askeri varlığı özellikle İran açısından iyi bir haber değildi. Ama biz neyi görüyoruz? Orta Doğu'daki pek çok aktör, önceden Sovyet müttefiki olan pek çok aktör ki bunlara Suriye'de dahil, yeni dönemde ABD ile bir tür uzlaşı, bir tür birlikte var olma arayışına da girdi. Çünkü Sovyet müttefikini kaybedince uluslararası sistemde yeni dengeleri okuyarak pek çok ülke pragmatizm sergilemeye başladı. İran da bunlardan biriydi. İran-Irak Savaşı sona ermişti ve İran'ın acilen hem ekonomisi,
kendisini hem de toplumunu yeniden inşa etmesi gerekiyordu. Bu yeniden inşa arayışı zaten Hümeyni hayattayken de konuşuluyordu. Devletin kendini sürdürebilmesi için normalleşmesi, ekonomisini yeniden kurması ihtiyacı bunlar tartışılıyordu. Sadece bunun yolu yöntemi nasıl olur, nasıl bir işte eylem repertuarı gerekli, bu konularda esas işte alan tam da Ayetullah Hümeyni'nin vefatından sonra açıldı ve İran'ın pragmatik yönelimi başladı. Burada İran-ABD ilişkilerine de yansıyan boyut şuydu: ekonomi politik İran'ın dış politikasını büyük ölçüde şekillendirmeye başladı. Birazdan söyleyeceğim, yani bu pragmatik yönelimin yanı sıra ideolojik hatlar, İran-ABD karşıtlığı, İran-İsrail karşıtlığı, bunlar devam etti. Ama İran'da aslında farklı siyasal cenahların farklı dış politika tercihlerinin şekillendiğini görüyoruz. Şimdi ABD'nin İran siyaseti, İran'ın ABD siyaseti açısından önem arz ediyor. Bakıldığı zaman artan askeri varlığından bahsetmiştim. Körfez, İran ve ABD'nin bir karşılaşma sahası haline geldi. Ve İran, ABD'nin bu bölgede, bu stratejik bölgedeki varlığından son derece rahatsız. Burada devrimle birlikte yaşanan bir kırılmayı görüyoruz aslında. Önceden Şah, ABD adına o bölgenin koruyuculuğunu üstlenirken, ki elbette İran'ın çıkarları da orada var ama bunu biraz da ABD'den aldığı destekle, Körfez'de en büyük donanmaya sahip, askeri olarak en donanımlı rejim olarak yaparken, devrim sonrası dönemde Körfez'in İran açısından önemi devam etti kuşkusuz, ama ABD'ye karşı bu politikayı sergiledi. Bu konuda da tabii farklı yaklaşımlar var. Kimisi ABD'nin varlığını tümden reddederken, İran içinde daha pragmatik cenahlar ABD'nin varlığını oradan kovmanın tamamen mümkün olmadığını ama İran'ın da kendi varlığını kabul ettirmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Bu dönemde Amerika'nın politikalarında yaptırım siyasetinin devam ettiğini görüyoruz. Zaten günümüzde de en çok konuşulan ve en büyük düğümlerden birisi de bu. Nükleer anlaşmaya değindiğimizde konuşacağız. Tabii Bill Clinton'ın hem Irak hem İran'a yönelik çifte çevreleme politikası var. Dual Containment Policy. Ve bu politikanın özünde her iki ülkenin de kendini askeri olarak yenileyememesi. Özellikle işte kitle imha silahları arayışına girmemesi. Bunlardan uzak tutulması gibi politikalar yatıyor ve bu weapons of mass destruction boyutu önemli, çünkü İran'ın bu dönemde nükleer faaliyetleri yeniden tabii başlıyor. Nükleer programı yeniden başlıyor. Yeniden diyorum çünkü İran'ın nükleer programı devrim sonrasında başlayan bir şey değil. Aslında Şah döneminde bizatihi Amerika ile işbirliği içinde başlayan bir programdan bahsediyoruz. İran bu ara verdiği programa, devrim sonrasında ara verdiği programı aslında 90'larla birlikte yeniden başlıyor. Aslında 80'lerin ortalarına kadar götürenler de var bu süreci ve Amerika Birleşik Devletleri ve pek çok ülkenin istihbarat teşkilatı İran'ın bu konudaki çalışmalarını yakından takip ediyor. Ve bu hani nükleer silahlanma tehdidi, bu hani söylem aslında 90'lardan beri Amerikan siyasetinin dilinde, bunu da görebiliyoruz. Ama kriz 2000'lerde patlak veriyor, ondan da bahsedeceğim. Bu dönemde İran'a yönelik yaptırım kararları var. Özellikle İran kendini yeniden inşa etmek için enerji sektörüne yatırım çekmek istiyor. Ve bu yatırımların önündeki en büyük engel de ABD'nin yaptırımları oluyor. Çünkü ABD sadece kendi şirketlerinin bölgede yatırım yapmasını engellemiyor, yabancı yatırımları da engelliyor. Yani hem birincil hem de ikincil yaptırımlar üzerinden İran'ın çekmeye çalıştığı yatırımları bloke ediyor. Burada hem başkanlık kararı hem de Kongre üzerinden, mesela 10 yılda bir yenilenen İran-Libya Sanctions Act üzerinden bu yaptırımların nasıl kurumsallaştığını ve kalıcılaştığını görüyoruz.
90'larda peki İran-ABD ilişkilerine baktığımızda neler görüyoruz? Her şeyden önce jeopolitik bir karşılaşma var. Yani bu sadece ideolojik ve hiçbir jeopolitik temeli olmayan bir gerilim değil. İran açısından hem rejim güvenliği açısından hem devlet güvenliği açısından ABD ile ilişkiler çok çok önemli bir dosya. Jeopolitik bir karşılaşma ve jeopolitik bir gerilim görüyoruz. Her şeyden önce Körfez'deki güvenlik denklemi, az önce de bahsettim. İran bu denklemin bir parçası olmak istiyor. Körfez'deki güvenlik mimarisinde yer almak istiyor ama Körfez ülkeleri İran-Irak Savaşı'nın bitmesinin ardından ABD ile ikili anlaşmalarla Amerika'dan güvenlik talep ediyorlar. Yani bölgesel bir işbirliği yerine ABD'nin İran'ı dengelemesi üzerine kurulmuş bir denklem görüyoruz ve bu İran açısından çok tasvip ettiği bir şey değil. Orta Doğu barış süreci var ve özellikle bu bağlamda İsrail'in bölgede normalleşmesi ve Suriye'nin İran'ın Arap dünyasındaki tek müttefiki, İran-Irak Savaşı'nda derinleşen ittifakın diğer üyesi Suriye'nin İsrail ile barış yapma ihtimali İran'ı çok ürkütüyor. Öte yandan şimdilerde çok konuşmuyoruz ama 90'larda Orta Asya enerji jeopolitiğinde aslında İran'ın kendine aradığı rolün AB ABD tarafından nasıl bloke edildiğini görüyoruz. O dönemde pek çok boyutta bir jeopolitik karşılaşma var. Başka bir boyut hani o hep ilişkilerde var olacak olan o ideolojik normatif karşılaşma zemini var ve burada ABD'nin Orta Doğu içinde ilan ettiği bir yeni dünya düzeni jargonu var. 90'lar küreselleşme, insan hakları ve demokratikleşme dalgalarının tüm dünyayı etkilediği, özellikle eski Sovyet coğrafyasını Avrupa üzerinden en azından dönüştürdüğü bir dönem. İran sadece ABD'yi jeopolitik bir tehdit olarak da kodlamıyor. Yani küreselleşmenin getirdiği kültürel bir tehdit olarak da kodluyor. Bu bakımdan hani özellikle İran'da muhafazakarların ABD'ye karşıtlığını kültürel zeminde de fazlasıyla desteklediğini görüyoruz. Tabii ekonomik boyutta günümüzde de devam eden yaptırımlar meselesi. İran normalleşme ve entegrasyon arayışındayken ABD yönetimi İran'a kuşkuyla, şüpheyle yaklaşıyor ve yaptırımlar İran'ın normalleşmesine bir türlü izin vermiyor. Tabii günümüzdeki kadar etkili mi derseniz, mesela Avrupa Birliği o dönem ABD'den daha da ayrışan ve İran'la daha ılımlı, daha yapıcı bir ilişki kurmayı hedefliyor. Hem coğrafi yakınlık hem enerji bağlantısı. Bunlar üzerinden görüyoruz. Ama günümüzde bakıldığında aslında nükleer krizin de derinleşmesiyle birlikte özellikle 2012 sonrasında yine biraz sonra değineceğim. Avrupa Birliği ülkelerinde ABD ile birlikte yaptırım siyasetini benimsediğini görüyoruz. Bu ekonomik boyut İran'ın günümüzde işte ekonomik savaştayız. Bu bir ekonomik terörizm dediği boyutta 90'larda da karşımıza çıkıyor. Peki İran'daki siyaset ne? Az önce de söyledim yani Amerika'nın siyasetiyle ilişkisel olarak düşünmek gerekiyor bunu. İran'da pragmatik bir yönelimden bahsedebiliriz. Aslında 90'ların bize gösterdiği en önemli şeylerden birisi buydu. Tabii burada Cumhurbaşkanı Rafsanjani ve Cumhurbaşkanı Hatemi dönemlerine bakmamız gerekiyor. Rafsanjani döneminde ABD ile ekonomik işbirliği üzerinden aynı hani Avrupa Birliği çalışmalarında gördüğümüz gibi yani ekonomik ilişkilerden yeni fonksiyonalizmle siyasi ilişkilere ve uyuma bir süreç olabilir mi? Yani önce ekonomik işbirliğiyle başlayalım, sonra siyasi bir işbirliğine gidebilir miyiz arayışı var. Bu biraz daha az riskli çünkü İran'da biliyorsunuz ABD'ye karşı yapılacak siyasi bir hamlenin başarısızlığı, o hamleyi yapan siyasi seçkinlerin itibarını kaybetmesine ve güçten düşmesine neden oluyor. O nedenle hani bu ideolojik zeminde ne kadar pragmatik hareket edebilirler, bunu iyi hesaplamaları gerekiyor. Ekonomik işbirliği arayışında Konoko Petrol Anlaşması'nı görüyoruz. Bu anlaşmayı çok duymuyoruz çünkü yapıldıktan sonra Clinton'ın yaptırımlarının devreye girmesiyle birlikte.
bu anlaşma rafa kaldırılıyor, iptal ediliyor ve bunun yerine Fransız firması Total İran'la petrol anlaşması yapıyor. Aslında Rafsanjani ABD'yi İran'ın petrol piyasasına davet etmek için bu anlaşmayı yapıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım siyaseti nedeniyle bu anlaşma umulduğu şekliyle ilerlemiyor. Hatemi döneminde İran'ın içindeki reform ve yeniden inşa tartışmalarına dair de bir nüans var. Onu da söylemek gerekir. Çünkü Rafsanjani döneminde temel inşa alanı ekonomi. Ancak Hatemi diyor ki yani ekonomiyi yeniden inşa etmek için İran'da siyaseti de yeniden inşa etmeliyiz ve siyasi sistemde reform yapmadan ekonomimizi de düzeltemeyiz, uluslararası ilişkilerimizi de düzeltemeyiz. O nedenle aslında Hatemi döneminde ABD ile ilişkiler üzerinden düşünürsek kültürel köprü arayışı, medeniyetler arası diyalog söylemi karşımıza çıkıyor. Bu söylemi 2000'li yıllarda Mahmut Ahmedinejad terk edecek. Hatemi CNN'de verdiği röportajda Amerikan demokrasisini övüyor, Amerikan halkını övüyor, İran ve Amerikan halklarının birbirleriyle ne kadar benzeştiğini söylüyor. Tabii ki burada hani ABD'deki siyasal sisteme dair bir vurgu ya da övgü yok. Hatemi daha çok halklar arasında kurulacak. Yani bir tür kamu diplomasisi yaparak bu CNN röportajıyla aslında karar vericileri etkilemeye çalışıyor. Bu önemli bir şey. Yani 79'dan bu yana yaşanan süreci düşündüğümüzde bugün belki daha normal Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i ya da Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Avrupa ya da Amerikan ekranlarında mülakatlarda görmek ama Hatemi'nin röportajı bu bakımdan çok önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. Tabii içeride kimseyi memnun edemiyor. Kendisine yönelik çok fazla eleştiri oluyor ama bakıldığında ilişkilerin özellikle bu medeniyetler çatışması tezinin çok çok ağırlık kazandığı bu dönemde ilişkilerin ihtilaflı olmak zorunda olmadığını, diyalog zemininde de seyredebileceğini söylüyor Hatemi ve kültürel köprü arayışı karşımıza çıkıyor. Başka önemli bir husus, jeopolitik çıkarların örtüştüğü durumlarda İran ve ABD arasında işbirliğinin de işlediğini görüyoruz. Özellikle İran'ın bu konuda büyük beklentileri oluyor. 1990-91 Körfez krizinde İran savaşa çok müdahil olmuyor, Saddam'ı zaten desteklemiyor, Amerika'ya herhangi bir zorluk çıkarmıyor, aksine kolaylaştırıcı yani pozitif bir tarafsızlık sergiliyor. Ama bugün yine Cevat Zarif'in de konuşmalarında sıklıkla vurgu yaptığı iyi niyet iyi niyeti doğurur söylemini Amerika Birleşik Devletleri dile getiriyordu o dönem. Yani İran iyi niyetli davranırsa savaş sonrasında ABD de İran'a karşı iyi niyetli davranacaktır meselesi. Ama bu tam İran'ın beklediği şekilde karşımıza çıkmıyor. Özellikle Körfez'deki güvenlik denklemine girmekle ilgili sorunlar devam ediyor. Benzer bir işbirliğini 90'lı yılların sonunda 2000'lerin başında Afganistan'da Taliban'a karşı Hamid Karzai yönetiminin desteklenmesinde görüyoruz. İran ve ABD bu konuda her türlü aslında kendi aralarındaki husumete ve gerilime rağmen bölgede işbirliği yapıyorlar ve bu İran'ın pragmatizmini gösteriyor ve ABD ile işleri bir şekilde yoluna koymak tam anlamıyla bir normalleşme olmasa bile tehdit ve gerilimin azaltılması, oradaki tansiyonun düşürülmesi arayışı var ama bu da George W. Bush'un şer ekseni söylemiyle maalesef sonuç vermiyor İran açısından. Tabii bu pragmatik yönelim varken İran ideolojik yönelimini de koruyor. Bunun da altını çizmek lazım. Özellikle 90'lı yıllarda bu Arap-İsrail barış arayışından, bu meselenin çözümü için barış sürecinden bahsetmiştim. İran bu dönemde Arap ülkeleri İsrail ile uzlaşmaya çalışırken Filistin davasının savunucusu ve bölgede doğan o işte boşluğu doldurmaya çalışıyor. Hamas ve İslami cihatla ilişkilerinin son derece derinleştiğini görüyoruz 90'lardan itibaren ve Hizbullah gibi örgütlere evet 80'lerden itibaren desteği var ama 90'larda aslında Rafsanjani'nin isteğiyle Hizbullah'ın işte Lübnan siyasetine daha fazla müdahil olması, seçimlere girmesi, siyasi bir aktör olması süreci söz konusu. 90'ların başında bu destek biraz daha az görünürken bölgedeki jeopolitik gerilim arttıkça
Hizbullah'a yönelik desteğin de sürdüğünü görüyoruz. Zaten günümüzde 2000'lerde özellikle İran'ın söylemini hatırlayacak olursak Suriye ile birlikte Hamas, İslami Cihat ve Hizbullah direniş cephesinin parçası olarak görülüyor ve İran'ın adeta bölgede bir savunma hattına dönüşüyor. Kime karşı? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in olası bir saldırısına karşı. Evet, buradan 2000'lere geçebiliriz. Gördüğünüz üzere başlıkta ikili ve bölgesel gerilim, krizler ve çözüm arayışı var. Burada İran-ABD ilişkilerinin aslında ne kadar çok boyutlu ve çok aktörlü bir ilişkiye evrildiğini görüyoruz 2000'lerde. O nedenle ikili gerilimler sürmekle birlikte bunun bölgeye sirayet ettiğini ve bölgesel aktörleri de yakından ilgilendirdiğini görüyoruz. 2000'ler iki aktör arasında karşılaşma ve resleşmenin son derece tırmandığı bir dönem. Aynı zamanda bu krizlere çözüm arayışını da görüyoruz. Özellikle işte nükleer krize dair çözüm arayışları karşımıza çıkıyor. 2000'leri analiz ederken o nedenle hani ben hem Ahmedinejad dönemindeki dinamiklere hem de Ruhani dönemindeki dinamiklere ve olaylara bakacağım sunumun aslında en son kısmında. Hatırlayacak olursak tabii 2000'lerde 11 Eylül saldırılarının akabinde Amerika'nın bölgeye artan müdahaleciliğini görüyoruz ve bu İran açısından son derece önemli bir gelişme. Afganistan ve Irak'a yapılan müdahaleler söz konusu. Tabii söylemek gerekir hem Afganistan'da hem de Irak'ta İran'ın iyi anlaşamadığı aktörler söz konusuydu. İşte bir tarafta Taliban vardı, bir tarafta Saddam Hüseyin rejimi vardı. O nedenle buradaki rejim değişiklikleri İran açısından o noktada sevindirici gelişmeler. Ancak unutulmaması gereken husus şu ki hem doğu sınırlarında hem batı sınırlarında İran kendisini Amerikan askerleri ve üsleriyle çevrelenmiş hissediyor. Buna tabii Körfez'deki Amerikan varlığını da eklediğimiz zaman İran açısından bir güvenlik tehdidini de okumamız gerekiyor. Bunun öncelikle bir altını çizelim. Sonrasında tabii yine 11 Eylül olayları akabinde Amerika'daki yeni muhafazakar düşünce Orta Doğu'daki meselenin bir otoriterleşme sorunu olduğu ve Orta Doğu'nun demokratikleştirilerek terörizm riskinin azaltılacağı düşüncesi var ve bu büyük misyonu da işte dışarıdan sanki böyle Orta Doğu'ya ihraç edilebilecek bir şey gibi düşünerek bir büyük Orta Doğu projesi uygulamaya konuluyor. Daha sonra Amerika'nın müttefikleri bu projenin adını ve kapsamını biraz değiştiriyor, genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesi olarak G7 zirvesinde bu değişiyor. Ama bu demokratikleşme gündeminin de İran açısından bazı neticeleri var. Her şeyden önce Amerika'nın anlayışı şu, hani Irak hızlıca demokratikleştikten sonra bölgedeki diğer otoriter rejimlerde adeta domino taşı gibi demokrasiye geçiş yapacaklar. Tabii burada işte Suriye ve İran'ın bundan sonra ABD'nin hedefi olacağı tartışmaları alevleniyor. Bu demokratikleşme gündeminin İran açısından başka bir etkisi de aslında İran'da 90'larda İran'ın cumhuriyetçi vasıflara bürünmesi, İslam Cumhuriyeti'nin cumhuriyet niteliklerinin güçlendirilmesi için reform arayışından bahsediyoruz. İran'da çok canlı bir sivil toplum var, bunun için bir arayış var. Ama adeta bunlar yokmuşçasına tabii Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde davranıyor. Öte yandan İran'da daha şahin kanat, daha muhafazakar cenahta içerideki demokratik muhalefeti sindirmek, itibarsızlaştırmak için bunu kullanıyor. Yani reform meselesi güvenlikleşiyor. İran'da sistemi reforme etmek isteyen kesimler adeta Amerika'nın işbirlikçisi olarak yaftalanıyor. Yani İran-ABD arasında artan gerilim İran'da demokrasi taleplerini, insan hakları taleplerini de baskılayan bir zemine çekiliyor ve demokrasi gündemi güvenlikleşiyor. Bütün bunlar yaşanırken söylemiştim 90'lardan itibaren Amerika'nın kuşkuları vardı. Nükleer kriz patlak veriyor.
2002 yılında İran'ın henüz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na duyurmadığı, haber vermediği, ilan etmediği tesisler ortaya çıkıyor ve bundan sonra günümüzde de etkilerini ve süreci gördüğümüz bir kriz başlıyor. Tabii burada hem nükleer anlaşma olarak bildiğimiz JCPOA'nın 2015'te imzalanması ve Trump yönetiminin çekilme kararına da bakacağız. Bütün bunlar olurken tabii İran kendisine yönelik tehditleri dengelemek için bölgedeki nüfuzunu da arttırıyor. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de önemli bir rolü var. Çünkü Saddam Hüseyin'in yıkılmasının ardından Irak'ta işte Baas rejiminin dağılması, evet İran açısından bir sınırlarında bir failed state olarak problem yaratsa da öte yandan orada İran'ın organik olarak açıkçası müttefiki olarak gördüğü Şii aktörleri de güçlendiriyor ve İran'ın Irak'ta 20. yüzyıldaki pek çok gelişmenin tam aksine son derece etkin olduğu, İran ve İran son derece ortaklaştığı başka bir bölgesel resim çıkıyor karşımıza ve Körfez'deki güç dengeleri açısından bu muazzam derecede önemli. Tabii Levant'ta, Suriye, Lübnan ve Filistin siyasetinde de İran'ın artan rolünü görüyoruz ve elbette 2000'lerde bölgesel olarak Arap isyanı konuşmamız lazım ve Arap isyanlarını İran okurken bunu da ABD ile bir açıkçası sıfır toplamlı oyun perspektifinden okuyordu. Suriye ve Yemen krizlerini burada konuşmak gerekir. IŞİD ve Irak meselesini de değerlendirmek gerekir. Şimdi 2000'leri iki aşamada inceleyelim demiştim. Ahmedinejad dönemine baktığımızda 8 yıl iktidarda kaldı. Bu dönemde Hatemi'nin medeniyetler arası diyalog, batı ile uzlaşı, normalleşme, bu jargonu, arayışı ve siyaseti terk ediliyor. Devrimci ilke ve prensiplere dönüş var. Batı ile restleşerek İran'ın çıkarlarını savunma anlayışı var. Yine devrim dönemine yani 80'lere çok benzeyen işte ezilenler ve zalimler arasındaki mücadele nosyonunu görüyoruz ve Amerikan hegemonyasına direniş söylemi var. Yani bu resistance teması, İşte direniş cephesi teması, bütün bunlar İran-ABD arasındaki karşıtlığın tezahürleri ve İran bir yandan ABD hegemonyasına direnirken diğer yandan da bu hegemonyanın artık sonuna geldiğini, o nedenle bölgede yeni bir dönemin kurulacağını ve İran'ın bu dönemde bölgedeki işte yerini alacağını söyleyen bir jargon ve söylem görüyoruz. Reformcu ve pragmatik siyasetçilerin sistemden biraz daha dışlandığı ve muhafazakar bloğun konsolidasyonunu görüyoruz. Ama daha sonra ilginçtir ki Ahmedinejad'la dini lider arasında da Ayatullah Hamenei arasında da açıkçası son derece belirgin zıtlaşmalar olacak. Bu dönemde biz mesela İran siyasetinde bölgesel boyutu çok daha fazla konuşuyoruz. Devrim muhafızlarının artan rolünü görüyoruz ama sadece askeri olarak değil hem ekonomi hem de siyasette artan rolünü görüyoruz. Askeri olarak da bölgedeki faaliyetleri karşımıza çıkıyor ve yine Trump döneminde Amerika'nın düzenlediği bir suikast sonucunda öldürülen Kudüs gücü, devrim muhafızları Kudüs gücü kumandanı Kasım Süleymani'nin de aslında her ne kadar gölge kumandan olarak anımsansa da ve anılsa da aslında sahada hem Suriye'de hem Irak'ta son derece aktif ve belirgin bir şekilde İran'ın politikalarını ve askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü görüyoruz. İran ABD ile neden restleşiyor bu dönem diye düşünecek olursak aslında onun politikasını belirleyen çok önemli bazı gelişmeler yaşanıyor. Her şeyden önce biliyorsunuz petrolün düşüş ve artış ivmeleri var. 2000'lerin başında Irak'taki kriz, Nijerya'daki kriz, Venezuela'daki kriz petrol piyasasında petrol fiyatlarını son derece arttırıyor. Yani 150 doları bulan, varil başına 150 doları bulan gelirlerden bahsediyoruz. Bu İran'ın başlangıçta nispeten hafif olan yaptırımlara karşı dayanıklılığını ve direncini de arttırıyor. Yani ekonomisi ilk başta özellikle 2010 yılına kadar olan yaptırımlardan öyle çok büyük ölçekte etkilenmiyor. Irak işgali sonrası bölgesel jeopolitiğin İran lehine şekillenmesi, İran'a açıkçası bölgesel politikalarında bir güç ve daha aktif olma şeyi veriyor. Böyle bir şeyi görüyoruz İran politikasında. Irak
Körfez için son derece önemli. Yine tabii Filistin siyasetinde ve Hizbullah'ın 2006'daki İsrail ile savaşındaki başarıları da Levant'ta bölgesel jeopolitik açısından önem arz ediyor. Bütün bunlar İran'ı güçlendiriyor ve politikasında daha cüretkar olmaya ve ABD ile daha fazla restleşmeye götürüyor. Burada Mahmut Ahmadinejad'ın siyaset biçiminden de belki bahsetmek gerekir. Çünkü önceki iktidarları ABD ile uzlaşı arayışına girmek, yumuşak davranmak, büyük şeytana yeterince direnmemek gibi tırnak içinde suçlarken kendisi aslında daha kavgacı, daha cüretkar bir tavırla işte ABD'ye direnmek üzerinden dış politikayı kurguluyor. Tabii 2008 küresel finans krizinin Amerikan ekonomisini sarsması ve bölgedeki varlığını azaltmaya yöneltmesi İran açısından kritik ve yine bugün yine önemli bir ziyaret var İran'a. Çin Dışişleri Bakanı İran'da ve İran'ın doğuya bakış stratejisi açısından önemli açıkçası bu ziyaret. Çünkü İran Batı ile kötü giden ilişkilerini her zaman doğuda Rusya ve Çin gibi aktörlerle aslında dengelemeye çalışıyor. Özellikle 2000'lerde bunu görüyoruz. Doğuya bakış stratejisiyle hani ABD ile ilişkiler, hatta Avrupa ile ilişkiler kötü gitse bile Rusya ve Çin'de bu krizin aşılabileceği beklentisi var. Bunlar İran'ın politikasını şekillendiriyor. Tabii bir yandan İran'ın korkuları da var. Bu şer ekseni ve rejim değişikliği tartışmaları ABD'nin ya da İsrail'in İran'a karşı bir hamle yapabileceği tartışmalarını beraberinde getiriyor. Irak müdahalesi sonrası İran'ın endişesi topraklarının hemen yakınında komşusu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı. ABD'nin de endişesi İran'ın bölgesel nüfuzunun dizginlenemez olması. Tabii Arap ülkelerinin de özellikle işte Ürdün Kralı Abdullah'ın ifade ettiği Şii Hilali tartışmaları ve İran'ın böyle bir Şii bölgesi yaratma stratejisinden bahsediliyor. Bütün bunlar sürerken zaten nükleer kriz de tırmanıyor. Nükleer kriz az önce söylemiştim 2002 yılında başlamıştı. İran'ın bu krize ilk tepkisi meselenin teknik bir mesele olarak kalması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne intikal etmemesiydi. 2003-2005 arasında o nedenle bugün İran'ın Cumhurbaşkanı olan Ruhani'nin müzakere heyeti başkanı olduğu çeşitli temaslar gerçekleşiyor. Avrupa Birliği Troikası ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya ile yoğun bir diplomatik süreç var. Ama bu süreç açıkçası nihai bir şeye sahip değil. İran geçici ve gönüllü olarak uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduruyor ama karşısında kendisine önerilen güvenceler yeterli olmadığı için ve programından da vazgeçmek istemediği için bu noktada bir tıkanıklık oluyor ve İran faaliyetlerine Ahmadinejad döneminde tekrar başladığında bu dosya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne intikal ediyor. Burada gördüğünüz üzere 2010 yılına kadar bir dizi yaptırımlar geliyor İran'a. Özellikle 2010 yılındaki yaptırım hem kapsamı hem şiddeti çok daha arttırılmış bir yaptırım ve İran'ın petrol ihracatını hedef alıyor. İran'ın Merkez Bankası'nı finansal sistemden izole ediyor. Bu bakımdan Çin, Rusya gibi aktörlerin de İran'ın nükleer krizini ve nükleer programını dengelemek için daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Bu slaytta tabii 2010 sonrası Amerikan yaptırımlarını görüyorsunuz. Yani Obama döneminde öncelikle diplomasi arayışı var ama daha sonra İran'ın nükleer programında taviz vermemesi nedeniyle tabii o dönem İran'ın içinde de bir sürü karışıklık söz konusu ve bunun nükleer siyasete de sirayet ettiğini görüyoruz ama Obama döneminde dozu son derece arttırılmış pek çok yaptırım uygulanmaya başlıyor. İşte Amerikalı olmayan şirketler tarafından işlenmiş petrol ürünlerinin İran'a ihracatı, İran petrolünün taşınması ve sigortalanmasını engelleyen yaptırımlar, yabancı bankaların İran Merkez Bankası ile işlemlerini kısıtlaması gibi pek çok cezalandırıcı mekanizmanın hayata geçtiğini görüyoruz. Ama İran açısından belki de en önemli yaptırım
2011 sonrasında Avrupa Birliği'nin uyguladığı petrol ambargosu oluyor ve her ne kadar İran'ın özellikle Asya marketlerine petrol sattığını bilsek de bu yaptırımlar neticesinde mesela 2012 yılında Çin'in de İran'dan aldığı petrolde ciddi manada düşüş var. Avrupa Birliği ülkelerinde zaten İtalya'ya vesaire kesinlikle işte İran'dan petrol satışı kalmıyor bu ambargo ile birlikte. Bu dönemde Ruhani aslında tam da bu dönemin üstüne iktidara geliyor ve Ahmedinejad döneminde Batı'yla sürdürülen bu restleşmenin, bu radikal siyasetin kesinlikle İran'ın çıkarına olmadığını ve dış politikada daha ılımlı, daha itidalli, ihtiyatlı bir politika sergilenmesi gerektiğini söylüyor. Burada yine Ruhani'nin İran siyasi cenahları içindeki konumunu da iyi tespit etmek lazım. Ruhani pragmatik bir figür, reformculara yakın bir figür ama merkezde bir figür. Yani Hatemi gibi bir reformcu siyasetçi diyemeyiz ama reformcuların hassasiyetleri ve oylarıyla da seçilmiş bir figür. Hasan Ruhani İran siyasetinde Rafsanjani'den itibaren gelen o pragmatik ekolü yansıtıyor ve Ruhani'nin de dış politika söylemi aslında hem Rafsanjani hem de Hatemi'ye öykünen bir şekilde yapıcı angajman siyaseti. Ve bu yapıcı angajman siyaseti hem komşu ülkeler ile ilişkileri hem bölge dışı aktörlerle, Amerika'da dahil olmak üzere bölge dışı aktörlerle bir uyum ve uzlaşıyı arıyor. Çünkü İran'ın kalkınma odaklı stratejilerinin ABD ile bir uyum ve anlaşma olmadan sürdürülemeyeceğinin farkında Hasan Ruhani. En azından ABD ile İran uzlaşamasa bile herhangi bir uyum ya da olumlu adımın İran'ın diğer ülkelerle ilişkilerini daha rahat sürdürmesi açısından önemli olduğunu düşünüyor. Ve Ruhani'nin hem ülkedeki muhafazakarlara hem de uluslararası aktörlere bir mesajı var. Halk beni nükleer meseleyi çözmem için seçti ve dünyaya yeniden entegre olabilmemiz için seçti. İran pasaportlarına yeniden itibarını kazandırabilmem için seçti diyor ve açıkçası 2013'ten itibaren ki öncesinde bazı gizli diplomatik temaslarında olduğunu öğreniyoruz. İran nükleer meselede çözüm arayışını daha fazla önceliyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de yaklaşım farkına dikkat çekmek lazım. Bush döneminde İran'ın kendi topraklarında kesinlikle uranyum zenginleştiremeyeceği gibi bir kırmızı çizgisi varken, Obama döneminde İran'ın sınırlı miktarda ve oldukça şeffaf ve uluslararası denetimi açık bir şekilde nükleer programını sürdürebileceği kendi topraklarında uranyum zenginleştirebileceği kabul ediliyor. Ve bu kabul üzerine bir anlaşma ve uzlaşı zemini doğuyor ve 2013-2015 yılları arasında da son derece yoğun bir diplomatik mesaiyle 2015'teki anlaşmaya giden süreç başlamış oluyor. İran'ın bu dönemde küresel siyasette ve bölgede özellikle aşırıcılık ve şiddetle savaşa karşı bir partner, bir aktör olarak görülme isteğini de not etmek lazım. Ruhani'nin böyle bir inisiyatifi var. Bu da özellikle IŞİD ile mücadelede İran'ın ABD ile yine o az önce 90'larda değindiğim daha örtülü bir işbirliği mekanizması içinde olduğunu, yani bu konuda bir aslında uzlaşı zemininin en azından Irak'ta geçici süreyle böyle bir zeminin yaşandığını da görüyoruz. Arap Baharı devam ediyor tabii ve Suriye'de devam eden savaş sonuç itibariyle hem İsrail hem ABD açısından İran'ın oradaki varlığını sorunlu kılıyor. İran açısından da bu savaş ABD ve İsrail'in körüklediği bir savaş olarak görülüyor ve orada İran'ın jargonuyla tekfirci terörizm tehdidi doğmakla birlikte bu tehdidin aslında Batı kaynaklı olduğuna dair de bir söylem görüyoruz. Suriye'de devam eden savaş ve daha sonra Yemen'e de sirayet eden bu savaş karşımıza ilginç bir tablo çıkarıyor. Her ne kadar Ruhani yapıcı angajman politikası güçse de bu yapıcı angajmanın bölge ayağını Orta Doğu'daki iklim baltalamış oluyor. Onu da not etmek lazım.
Şimdi nükleer müzakerelerden bahsetmiştim. İran-ABD ilişkileri açısından ilginç bir dönem. Aslında Trump dönemini yaşadıktan sonra biz şeyi görüyoruz. Obama döneminin istisnai bir şekilde İran ve ABD'nin ortak zeminde buluşabildiği, çok etkili ve ileri düzeyde bir siyasal iletişimle meseleleri çözme arayışında olduğu bir istisnai dönem. Trump döneminde yeniden ilişkilerdeki o genel paterne geri dönülüyor. Gerilim ve tansiyon, işte ihtilafların tırmanması. 2015'te bu etkili iletişim ve her iki tarafında meseleyi çözme iradesiyle biz nükleer anlaşmanın gerçekleştirildiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ile de anlaşma tescilleniyor ve kabul ediliyor. 2016 yılında nükleer anlaşmaya uygulamaya geçiliyor. Yani İran'a yönelik nükleer programdan kaynaklı tek taraflı ve çok taraflı yaptırımlar kaldırılıyor. Ama buna rağmen İran-ABD ilişkilerindeki sorunların anlaşmanın uygulanması ile ilgili de bazı problemler doğurduğunu görüyoruz. Her iki ülkede bu anlaşmanın ne olduğunu söylüyor. Bu anlaşma sadece nükleer meseleyi ilgilendirir diyorlar. Büyük bir hani grand bargain dediğimiz büyük bir pazarlıktan bahsedilmiyor. Daha kapsamı sınırlı bir anlaşma ama her iki ülkenin de bu anlaşmadan daha büyük beklentileri var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'da bu anlaşmanın üzerinden siyasi bir işbirliği zemininin oluşmasını bekliyor. Ya da ABD İran'dan anlaşma ile birlikte bölgesel davranışlarının değişmesini bekliyor ama bu ikisi çok farklı kulvarlar da ilerliyor. Hatta ABD'nin İran'a yönelik yürürlükte kalan insan hakları, işte balistik füze programı ile ilgili türlü türlü farklı yaptırımları nedeniyle biz 2016 sonrasında İran her ne kadar piyasasını yabancı yatırıma açsa da özellikle Avrupalı şirketlerin, finans kuruluşlarının bu piyasaya girmekten ürktüğünü, korktuğunu görüyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına takılma ihtimali söz konusu. Zaten biliyorsunuz 2016'da uygulamaya geçiyor anlaşma. 2016 Kasım'ında da Amerika'da yeni seçimlerle birlikte Trump yönetimi iktidara geliyor ve Trump'ın kampanyasından itibaren söylediği şey seçilir seçilmez nükleer anlaşmayı yırtıp atacağı, bunun tarihte müzakere edilmiş en kötü anlaşma olduğu. Bütün bu kaygılar daha ABD anlaşmadan çıkmadan çok daha öncesinde İran'a yapılacak yatırımları, İran'ın yeniden entegrasyon arayışlarını sekteye uğratıyor. Nitekim Trump döneminde de çok daha İran açısından sorunlu bir şeye giriyoruz, döneme giriyoruz. Şimdi kalan kısımda ben biraz Trump dönemindeki gelişmeleri özetleyeceğim. Sonra da Biden dönemine dair temel konular neler, nelerden bahsedeceğiz, onları hani neleri izleyeceğiz bu dönemde, onları dile getireceğim ve kalan sürede de sizinle biraz da soru cevap kısmında belki açabiliriz bunları. 2018 yılında Trump anlaşmadan ayrılma kararı veriyor. Mayıs 2018'de bunu deklare etti. Önceki süreçte de yani Trump'ın 2017 yılında iş başına geldiğini düşünürsek aslında hakikaten nükleer anlaşmayla ilgili ha şimdi ha sonra böyle büyük bir kriz bekleniyordu. Trump çok gönülsüz bir şekilde tasdiklemişti anlaşmanın sürdürülmesiyle ilgili kararları ama 2018 yılında anlaşmadan ayrıldığını duyuruyor ve hemen akabinde daha önce uygulanan nükleer programa yönelik Amerikan yaptırımları yeniden devreye giriyor. Bu süre içinde yeni yaptırımlar da karşımıza çıkıyor ve bugün günümüzde Amerikan yaptırımları bilmecesini çözmemizi zorlaştıran başka bir şey daha görüyoruz. Çünkü Amerika artık bu yaptırımları terörizmle savaş ve terörizm çerçevesinde de kurgulamaya başlıyor ve bunların aslında geri alınabilmesi çok daha zorlaşıyor. Biden yönetiminin yaptırımlarla ilgili önündeki zorluklardan bir tanesi de bu. Ve hepimizin malumu azami baskı politikası bu dönemde devreye giriyor. Trump daha iyi bir anlaşma için, İran'ı ikna etmek için baskı ve yıldırma politikası ile İran'a yönelik yaptırımların dozunu arttırıyor. Bu dönem hakikaten
İran-ABD ilişkilerinde yaptırımların yeniden son derece ön plana çıktığı bir dönem. Ve yine burada da vurgu tarihte eşi görülmemiş denli ağır yaptırımlarla İran'ın müzakereye zorlanması mevzusu. Ve İran açıkçası baskı ve zor altında ve müzakere masasına hani böyle bir zayıf pozisyonda kesinlikle oturmak istemiyor. Zaten nükleer anlaşmanın da yeniden müzakere edilmeyeceğini sıklıkla vurguluyor. Şimdi burada başka bir problem daha var. Trump yönetimi evet anlaşmadan çekiliyor. İran bir sene zarfında Mayıs 2018 ve Mayıs 2019 arasında Avrupa Birliği'nin İran'ın uğradığı zararı işte tazmin etmesini, kapatmasını, telafi etmesini bekliyor. Burada hem Ayetullah Hamaney'den hem İran yetkililerden duyduğumuz şey İran biraz hani Batı bloğunda Avrupa Birliği'ne bakıyor. Çünkü zaten ABD'den bir yatırım gelmeyeceğini biliyor ama Avrupa Birliği'nin yatırımlarını bekliyor. Öte yandan tabii bu dönemde Çin ve Rusya ile ilişkilerde daha iyi seyrediyor. Onlarda bir sorun yok. 2019'dan itibaren nükleer anlaşmanın geleceği açısından başka bir süreç başlıyor. Çünkü İran bir sene bekledikten sonra artık hani adım adım anlaşmadaki taahhütlerini askıya alacağını, bu adımların aslında geri çevrilebilir adımlar olduğunu, Avrupa Birliği harekete geçerse bu adımları geri çevireceğini söylüyor. Ama beklentilerini bulamıyor ve günümüzde aslında İran'ın nükleer anlaşmada ki taahhütlerinden epey bir ayrıldığını ve İran nükleer programının İran nükleer anlaşmada olmasına rağmen çok büyük aşamalar kaydettiğini görüyoruz. İşte uranyum zenginleştirme oranını ilk başta işte %3.67'den 4.5 seviyesine çekiyor ki bu %5'in altında kaldığı için çok büyük bir tehdit doğurmuyor ama hatırlayacak olursanız bu senenin başında meclisin de geçirdiği bir kararla Muhsin Fahrizade suikastinin akabinde meclisin aldığı bir kararla bu aniden %20'ye yükseltiliyor ve %20 seviyesinde uranyum zenginleştirmek 2000'li yıllardaki krizin seyrini hatırlayacak olursanız hakikaten gerilimi epey tırmandıran bir nokta. Çünkü İran'ı nükleer silah materyali elde etmeye çok daha yaklaştıran bir şey. Henüz tabii İran'ın böyle açıktan deklare ettiği ya da böyle bir siyasi kararı yok. Ancak İran'ın bunu nükleer müzakerelerde çok büyük bir koz ve bir manivela olarak kullanacağını öngörebiliriz. Karşı tarafı anlaşmaya dönmesi için zorlayan bir adım olarak okuyabiliriz. Masada bir güç unsuru olarak görebiliriz. 2019'da Körfez'de bir sürü gerilim yaşanıyor. Tanker saldırıları, işte Husilerin üstlendiği Aramco tesislerine yapılan, Suudi Arabistan'ın rafinerilerine yapılan balistik füze saldırıları, bütün bunları İran-ABD arasındaki gerilimin bölgesel tezahürü olarak okuyabiliriz. Bir yandan dediğim gibi yani bu çok boyutlu ve çok aktörlü bir gerilim ve bu gerilimden Körfez de nasibini alıyor. Körfez de ABD'yi İran ile ilişkileri konusunda etkilemeye çalışıyor. Başka bir boyut toplumsal boyut. 2019'da İran'da Aban protestolarını görüyoruz. Kasım ayında akaryakıta yapılan zamlarla birlikte, sübvansiyonların kaldırılmasıyla birlikte İran'da muazzam protestolar oluyor. Bir hafta boyunca internet kapatılıyor. Aslında yani sosyoekonomik krizlerin de dipten dibe İran'ı etkilemeye başladığını görüyoruz. Yine hatırlayacak olursak 2017'nin son günlerinde ve 2018'de Ocak ayı boyunca day protestoları sürmüştü. Ve bu protestolarda da işte işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, enflasyon bunlar karşımıza çıkıyordu. 2017'deki protestolar Trump yönetimine anlaşmadan çekilmek için güç verdi. Çünkü İran'ı toplumsal baskılar üzerinden de baskılamak meselesi söz konusuydu. Burada ABD'nin İran yaptırımlarla İran'da davranış değişikliği mi istediği yoksa rejim değişikliği mi istediği tartışmalı bir konu. Daha çok işte davranış değişikliğinden bahsedilse de Amerika'daki pek çok çevre bunun rejimi baskılamak ve içeriden bir kalkışma ile rejimi yıpratmak olduğu da tartışılıyor elbette. 2019 protestoları da yaptırımların
Ki bu sübvansiyon reformu aslında uzun süredir hani yürürlükte, yani en azından tartışılan bir şeydi ve IMF'nin de tavsiye ettiği bir şeydi, ama bunun zamanlaması ve İran'da yarattığı tepkiye bakıldığında İran'ın nükleer anlaşmadan beklediği bu ekonomik ve stratejik faydaları edinemediği ve toplumsal olarak da bunun büyük bir öfkeye dönüştüğünü görüyoruz. Yapılan anketlerde de İran halkının nükleer anlaşmaya verdiği desteğin de son derece düştüğünü görüyoruz. Yani Trump yönetimi sadece anlaşmayı baltalamakla kalmadı. İran'ın anlaşmaya olan umudunu ve bağlılığını da büyük ölçüde yıprattı ve azalttı. Bunu görüyoruz. Tabii 2019'daki bu gelişmelerin ardından, yani bir yandan yaptırımlar hızlanırken, artarken ve İran'dan işte talepler çoğalırken, ki bu talepler üzerinde İran'ın balistik füze programından vazgeçmesi, Orta Doğu'daki eylemlerinden vazgeçmesi var. Bunlar İran açısından kabul edilebilir şeyler değil. Çünkü İran bunları güvenliğinin teminatı olarak görüyor. 2020'de başka bir haber, sarsıcı bir haberle bölge çok kritik bir İran-ABD karşılaşmasının eşiğine gelmişti. Kasım Süleymani suikastı da aslında İran-ABD ilişkilerinin bir kilometre taşı olarak yerini aldı. Bu suikast bize İran-ABD geriliminin Irak'ta nasıl tırmandığını ve ABD'nin aslında 2000'li yıllar boyunca düşündüğü ama kendi askerlerini tehlikeye atmamak adına uygulamadığı böyle bir planı neden 2020'de uyguladığını aslında sorgulattı. Ve burada işte Trump yönetiminin aldığı kararlar ve Irak'taki gerilimi dindirme, İran'ı Irak'ta ve bölgedeki faaliyetlerinden caydırma maksatlı bunu attığını görüyoruz, bu adımı attığını görüyoruz. Ama bu kesinlikle İran'ın bölgesel siyasetinde bir değişikliğe neden olmadı. Çünkü İran açısından rejimin ve devletin güvenliği bölgeselleştiği için İran burayı adeta bir stratejik derinlik havzası olarak görüyor ve buradaki eylemlerini sınırlandırmak istemiyor. Modifiye ediyor, bazı değişiklikler yapıyor ama kesinlikle Irak'taki ve Suriye'deki nüfuzunu da korumak istiyor. Süleymani suikastinin hemen ardından, daha doğrusu Süleymani'nin defnedildiği gün, o uzun cenaze töreninin son gününde İran karşı hamlesini yapıyor ve Amerikan üslerini balistik füzelerle vuruyor, Irak'taki üsleri. Burada kan dökülmemesine ve can kaybı olmamasına da dikkat ettiği görülüyor. Çünkü Trump yönetiminden yeni bir misilleme gelmemesi için ve bu gerilimin ve Süleymani'nin intikamının uzun zamana yayılacağını söylüyor. Çünkü şu aşamada İran'ın daha fazla bölgede savaşı tetikleyecek ve kendi güvenliğini tehlikeye atacak bir gerilimden de kaçındığını görüyoruz. 2020 yılı Kasım Süleymani suikasti ve onun getirdiği şokla başlasa da Covid-19 pandemisi de konuşulmalı. Çünkü bu pandemi döneminde İran adeta Orta Doğu'daki salgının merkez üssü haline geldi ve çok ağır ekonomik şartlarda ve yaptırımlarla beraber bununla mücadele etmek zorunda kaldı. IMF'den kredi beklentisi Amerikan engeline takıldı. Medikal ekipmana, tıbbi cihazlara erişimde yaptırımlar nedeniyle sorun yaşadığı, aşının geç intikalinde yaptırımların etkisi olduğu hep dile getirildi. Avrupa Birliği ilk defa pandemi sırasında bu Instex mekanizmasını hayata geçirebildi ve İran'a bazı medikal ekipman ve işte teçhizat gönderebildi. Ama İran açısından hakikaten hem ABD ile yaşadığı gerilim, ekonomik gerilim, iktisadi gerilim, jeopolitik gerilim, toplumsal gerilimler iç içe geçerken bir de bunun üzerine çok büyük bir halk sağlığı krizi eklendi. Ama bakıldığında İran'ın Covid-19 döneminde ne bölgedeki politikaları ne de ABD'ye yönelik politikaları değişti. Sadece daha teyakkuzda geçirdi diyebiliriz. Trump'ın seçimlerde galip çıkmaması için, İran-ABD geriliminin Trump'a yaramaması için İran daha teyakkuzda geçirdi son aylarını 2020'nin ve Amerikan seçimlerinde de her ne kadar adayların hiç İran açısından fark etmediğini söylese de en azından hükümet açısından Biden yönetiminin iş başına gelmesi en büyük beklentiydi. Şimdi burada biraz
içinde bulunduğumuz dönemle ilgili birkaç hususun altını çizeyim ve sonra hani sizin soru ve yorumlarınıza bırakayım sözü. Sizlerin sorularıyla ilerleriz. Nükleer anlaşmanın geleceğe ne olacak meselesi var. Biden seçim kampanyası sırasında da aslında İran taahhütlerine döndüğü takdirde ABD'nin anlaşmaya döneceğini söylemişti. Burada tabii zaten o dönemden belli olan bir problem vardı. Yani hani kim ilk adımı atacak? Senkronize bir adım nasıl atılabilir? İran yaptırımların tümüyle kaldırılmasını istiyor. En azından Ayetullah Hamenei'nin açıklaması ve sadece kaldırılması değil, kaldırıldığının ve iktisadi ilişkilerin normalleştiğinin de verifikasyonunu doğrulamasını istiyor. Biden yönetimi ise içeride ve dışarıda bölgedeki aktörler üzerinden pek çok eleştiriyi göğüslemek durumunda. Nasıl orta noktaya gelecekler ve biliyorsunuz İran'da bu sene seçimler yapılacak. Ruhani yönetimin de bu müzakereler açısından çok az vakti var. Müzakerelerde oldukça mahir bu yönetimin acaba nükleer meselenin çözümü için en azından ilk etapta krizin biraz indirilmesi, yaptırımların hafifletilmesi için şansı olacak mı? Bunları izliyor olacağız. Grossi'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin son dakika temaslarıyla bir 3 aylık vakit daha kazanıldı biliyorsunuz. Yoksa İran özellikle tesislere yönelik teftişleri de durduracaktı. İçeride Ruhani hükümetinin çok sıkıştığını görüyoruz. Biden yönetimi de iç siyaset ve dış siyasette müttefikleriyle bu konuyu yürütmeye çalışıyor. Anlaşmanın geleceği açısından çok kritik bir dönemdeyiz ve Ruhani yönetim sona ermeden bununla ilgili bazı somut adımların atılması da anlaşma açısından çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Amerika Birleşik Devletleri sadece bu anlaşmayı da yapmak istemiyor. Yani anlaşmaya geri dönüp daha güçlendirilmiş bir anlaşmanın peşinde. Buradan kasıt İran'ın balistik füze programı ile ilgili baskının arttırılması, bölgesel faaliyetleri üzerindeki baskının arttırılması. O nedenle daha kapsamlı bir anlaşmanın peşinde ama hani İran bu kısmı ile ilgili nasıl bir müzakere süreci izleyecek onu göreceğiz. O nedenle İran ABD ilişkilerini şöyle bir hani ufuk turu yapıp değerlendirdiğimizde hakikaten çok boyutlu ve çok aktörlü bir ilişki olduğunu görüyoruz. Ama bölgedeki krizlerin pek çoğunun özünde ve işte nükleer krizde de aslında kilit olan şey İran-ABD arasındaki gerilimin aşılması. 2015'teki nükleer anlaşma bize her iki tarafın iradesiyle ve etkili bir iletişimle en azından İran ve ABD'nin aynı masada oturup konuşabildiğini göstermişti. Bu her konu için çok olası olmayabilir. Her şeyden önce yani nükleer krizin dışında bölgedeki güvenlik kaygılarının hem İran'ın hem işte Körfez'deki aktörlerin, bölgedeki aktörlerin bunların karşılıklı konuşulacağı bir zemin gerekiyor. Ve İran açısından bu ABD'nin çok hani ilişkili olmadığı ve İran'ın bölgesel aktörlerle bunu halletmesi gerektiğini düşündüğü bir durum. Biden yönetiminin de pek çok gündemi var gördüğünüz üzere. Bölge dışında da pek çok gündemi var ama İran açısından kalkınma, güvenlik ve öte yandan da o hani ideolojik tavrının korunması gerekiyor. O bakımdan hani bu denklemi sağlamak İran açısından, bu denklemi çözmek önemli. Yani bir yandan kalkınma, bir yandan güvenlik, öte yandan işte Amerika ile uzlaşı ama o devrimci kimliğini çok değiştirir görünmeden İran-ABD ilişkileri açısından böyle bir denklem, böyle bir resim görüyorum ben. Burada bitireyim. Bir herhalde 20 dakikamız kaldı. Şimdi sizin sorularınızla ve yorumlarınıza devam edebiliriz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şöyle aşağı alabilirim. Evet. Hocam, öncelikle tarihsel perspektif içerisinde bugünümü de aydınlatan detaylı, zengin içerikli sunumunuz için çok teşekkür ederiz. İran'daki farklı cumhurbaşkanlarının Amerika özelindeki benimsediği dış politikalar, bölgesel dış politikalar ve ülke içerisindeki farklı dinamikler üzerinden detaylıca öğrenmiş olduk sayenizde. Bir tane izleyici sorumuz var. Hemen onu ileteyim isterseniz. 1979 devriminin ardından yaşanılan rehine krizinin uzun sürmesi Carter'ın yanlış stratejileriyle mi ilgilidir?
Krizin sonlanmasında Amerika'daki seçim sürecinin ilerlemesi ve Reagan hükümetinin nasıl bir etkisi olmuştur diye sormuş bir izleyicimiz. Teşekkürler soru için. Hani o 1979'daki rehine krizi olayını açmak için de iyi bir fırsat bu soru. 1979 rehine krizi soruya geçmeden önce hani sembolizm açısından eklemek istediğim bir husus var. 1953'ün bir intikamı olarak görülüyor. Çünkü 1953'te Musaddık'a karşı yapılan darbede işte Amerika'nın Tahran'daki büyükelçiliğinin kullanılması, orayı Hümeyni tarafından bir ajan yuvası olarak nitelendirilmesine neden olmuştu. Ve rehine kriziyle birlikte 1953'ün öcünün alındığı ve açıkçası bunun ikinci İslam devrimi olduğu söylemini görüyoruz. Yani sunumun başında da ifade etmiştim. Sadece Şah'a karşı bir devrim değil. Bu hani rehine kriziyle birlikte, yani Amerikan Büyükelçiliğine yapılan baskınla birlikte aslında Amerika'ya karşı da bir zafer hissi, o devrimci hissiyat içinde devrimi diri tutan bir his olarak görüyoruz. Şimdi tabii bu meselenin neden bu kadar uzun sürdüğüyle ilgili pek çok dinamik var bence. Carter yönetiminin nasıl davranacağını bilememesi, işte gönderdiği askeri misyonun başarısız olması, öte yandan 444 gün boyunca süren bu krizin işte Amerikan televizyonlarında adım adım yayınlanması, ABD'nin kendini hakarete uğramış hissetmesi, güçsüz konumda hissetmesi ve İran'ın ABD'nin kendini güçsüz hissetmesinden duyduğu hani o kıvanç, bunları vurgulamak lazım. Yani biraz içerideki konsolidasyon için Hümeyni rejiminin bunu uzun tuttuğunu düşünebiliriz. Carter yönetiminin askeri bir hamle yapmaktan kaçındığını söyleyebiliriz. Çünkü İran'a yönelik askeri bir hamle Sovyet müdahalesini getirebilir korkusu vardı. O nedenle hatırlayacak olursak Carter ikinci dönemine seçilemiyor. Ve Carter'ın bu seçimdeki başarısızlığının önemli hususlarından bir tanesi de İran'la birlikte, yani İran ile süren rehine krizi. Ve tabii Reagan'ın iş başına geldiği dönemde bitmesi bir sürpriz değil. Çünkü hani İran hani Carter'dan öcünü almış oluyor. Ve bu krizi daha fazla sürdüremiyor. Zira işte Saddam Hüseyin tehdidi karşımıza çıkıyor. O nedenle biraz tabii bunun zamanlamasını Amerikan siyaseti de belirliyor. Hem de İran iç siyasetinde işte o konsolidasyon, halkın örgütlenmesi, devrimci ruhun diri tutulması, bu gibi gelişmeler. Peki o dönemde ne oluyor derseniz, İran anayasa referandumunu yapıyor. Ve mesela buna muhalefet bile o dönem ABD ile mi birliktesiniz gibi, hani az önce bahsetmiştim. Hakikaten hani iç siyaseti bir araya getirmek ve herhangi bir muhalefet yaratmadan Amerikan karşıtlığı üzerinden iç sistemi dizayn etmek için de kullanılıyor. Daha sonra hani bunun İran'a zarar vereceği, savaşta İran'ı zaten hani Amerika'nın tavrı biraz rehine krizinden de kaynaklanıyor. Bunlar okunduğu için Reagan yönetimiyle birlikte bu en azından o kısım bitiyor ve yepyeni bir savaş tabii tecrübesini daha sonra konuşuyoruz. Biraz da güncel bir sorumuz var hocam. Bu tabii ki nükleer anlaşmayla ilgili doğal olarak halihazırda bahsettiniz zaten ama Ruhani hükümetinin nükleer anlaşma konusunda sizin de söylediğiniz gibi çok kısa bir süresi kaldı. Siz henüz Biden yönetimi de İran'a en azından dönebilmiş değil diye bir yorum yapabiliriz. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler de henüz kurulabilmiş değil. Ruhani hükümeti gitmeden nükleer anlaşma konusunda herhangi bir adımın atılacağını düşünüyor musunuz? Eğer herhangi bir adım atılmayacaksa İran'ın nükleer silaha yönelik geliştirdiği politikalar sizce nasıl engellenebilir? Yani Muhsin Farizade'de ya da Kasım Süleymani'de olduğu gibi Amerika'nın bölgesel anlamda ya da İsrail'in sert müdahaleleriyle karşılaşabilir miyiz İran'a yönelik? Yoksa yani biraz da detant dönemi gibi bir dönem mi geçmesini bekliyoruz? Tabii bu zor bir denklem. Yani aslında şu an birbirini tanıyan iki yönetim var.
Ve bu avantajın kullanılması hakikaten nükleer anlaşmanın geleceği ve bölgesel güvenlik açısından önemli. Obama döneminden birbirini tanıyan diplomatlar var. Biden Zarif'i tanıyor. Yani aslında birbirleriyle bir dönem konuşmuş, anlaşmış kesimler yeniden iktidardalar ama tabii koşullar değişti. Bu dönemle ilgili işte Biden acaba 3. Obama yönetimi gibi mi olacak? Yoksa Biden'ın politikaları 2. Trump dönemi gibi mi olacak tartışmaları da var. Henüz bu azami baskı politikasından çok geri adım atıldığını görmüyoruz. Hani anlaşma gerçekten kurtarılmak isteniyorsa bence ruhani dönemi bitene kadar en azından bazı somut adımlarla tansiyonun düşürülmesi yerinde olacaktır. Öteki türlü İran nükleer programında ilerlemeye devam edecek ve tabii elbette burada programın şu an deklare edilmiş amacı nükleer silahlanma değil ama nükleer silahlanma yapabilme kapasitesi. Bu İran açısından her zaman caydırıcı bir unsur oldu. Günümüzdeki tartışmalara baktığımızda İran'ı daha fazla köşeye sıkıştırırsanız İran'da nükleer silahlanmaya karar verebilir hani söylemlerini görüyoruz. Burada hakikaten hani Ayetullah Hamaney'in hep referans verilen bir fetvası var. O aslında tam da siyasi kararla ilgili bir şey. Yani bu siyasi karar tabii ki yani İran'daki farklı cenahlar bunu konuşacaklar vesaire ama yani meselenin bu yöne gitmemesi için hakikaten bu yaptırımlar düğümünün çözülmesi lazım. O noktada da İran açısından mesela Ruhani ve Zarif daha çözüm odaklı ve daha adım adım senkronize adım adım bir yaklaşımı benimserken Ayetullah Hamaney ABD'ye güvenilemeyeceği ve yaptırımların tek bir seferde kaldırılması konusunda diretiyor. Bu noktada hakikaten İran'ın güvenini kazanacak ve ona reddedemeyeceği bir yaptırımlarla ilgili bir teklif sunulması lazım ki İran'da en azından hani %20 nükleer zenginleştirmeyi belki durdurabilir. Hani adım 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 o da geri dönebilir. Yani bunun senkronizasyonu zor olmamalı aslında diye düşünüyorum ama işte her iki tarafta müzakereleri en yüksekten başlıyor ve taviz vermek istemiyor iç kamuoyundaki beklentiler açısından. Ama tabii eğer diyelim işte Biden Ruhani dönemindeki fırsatı kullanamazsa ve herhangi bir adım olmazsa İran nükleer programındaki aşamalarına devam edecek. Bu bir yandan mesela İsrail gibi aktörlerin saldırı riskini de aklımıza getiriyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde İsrail'in İran'a saldırı ile ilgili senaryolarını güncellediğini, işte bunu Amerika'ya da işte sunduğunu falan duyuyoruz. Bu bölgede çok büyük bir gerilim demek. Çünkü İran buna mutlaka karşılık verecek. İran ve İsrail arasında hali hazırda zaten süren hem Suriye üzerinden hem de son günlerde tankerler üzerinden bir karşılaşma var. O nedenle aslında tüm bölge ülkelerinin bir an önce nükleer anlaşmaya dönülmesi, İran'ın taahhütlerine uyması ama İran'ın anlaşmadan beklentilerinin hani karşılanması, ekonomik beklentilerinin karşılanması hususunda bir orta noktaya varması çok çok önemli. Varmazsa bu gerilimin tırmanacağını öngörebiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir tane daha tarihsel bir sorumuz var izleyicilerimizden. 1979 devrimi öncesinde Amerika'nın Hümeyni'ye karşı neden suikast planı yapmadığı soruluyor. Hümeyni'nin yarattığı tehdit Amerika tarafından acaba fark edilemedi mi diye bir soru gelmiş üzerinden. Tabii o kısmını ben bilemem ABD diye böyle şeyler. Şimdi şöyle Hümeyni şimdi ABD'nin İran'daki devrimi okumakla ilgili sorunları olduğunu hep hani biliyoruz. Literatürde de bunun çok karşılığı var. Ve hani iş işten geçtikten sonra da hani müttefikini kaybedeceğini anladıktan sonra da nasıl bir hamle yapması gerektiğine dair de kaygıları oldu. Burada soğuk savaş dinamiklerini mutlaka düşünmek gerekiyor. Yani İran'a yapılacak bir hamlenin Sovyetler Birliği'nden nasıl karşılanacağı ve hani bunun bir adeta hani bir hani soğuk savaş bağlamında sıcak bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği meselesi vardı. Bir de tabii hani sunumda da söylemiştim. İran bu dönüşümü yaşarken en azından hani ilk aylarda Batı'ya çok ılımlı mesajlar veriyordu. Yani sonuç itibariyle evet bağlantısızlık hareketine katıldı ama mesela Mehdi Bezirgan'la Ayetullah Hümeyni'nin tarafsızlık ya da bağlantısızlık anlayışı aynı değildi. Mesela
Bezirgan, İran'ın çıkarlarına uygun tüm aktörlerle daha dengeli bir ilişki sürdürüleceği ve İran'ın hani küresel kapitalizmden ve küresel sistemden kopmayacağı bir ilişki düşünüyordu. Ayetullah Hümeyni ve taraftarları ise daha radikal bir kopuşun peşindeydi. O nedenle mesela Carter yönetimi devrimden hemen ertesi günü zannediyorum 12 Şubat tarihinde İran halkının kararlarına saygı duyuyoruz, yeni yönetimle çalışmaya hazırız deklarasyonu yaptı. Yani bir de tabii İran'daki sistem hemen şekillenmedi. Bu velayeti fakih sisteminin kurulması, İran'ın yöneliminin belirmesi, bütün bunlar süreç içinde gerçekleşti. ABD'nin herhalde kaygıları biraz buydu. Hem zaten böyle bir büyük radikal kopuş beklenmiyordu. Hem de oraya yapılacak olası bir askeri müdahale ya da bu tarz hani bir şey herhalde ABD açısından soğuk savaş koşulları üzerinden de karar vermesini gerektiren bir durumdu. Ve açıkçası bu rehine krizi neden bu kadar uzun sürdü falan az önce konuştuk. Hani bu rehine krizi uzadıkça ve ABD'nin hani bu konuda çaresizliği hani İran tarafından fark edildikçe Amerika bize hiçbir şey yapamaz euforyası da hani İran'da hakim olmuştu. Ama rehine krizinin olumsuz sonuçlarının günümüzde İran'a karşı Amerika'daki o bipartisan hani hem demokratların hem cumhuriyetçilerin anti İran tavrında çok etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. Hani bu uzun soluklu bir kriz oldu ve günümüzde Amerikan kamuoyunun İran'la ilgili fikirlerinde de en azından özellikle 90'larda bu çok belirleyiciydi. Onu söyleyebiliriz. Son olarak bir güncel soru da ben sormak istiyorum. Bu Amerikan-Çin geriliminin özellikle bu Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu ziyaretleri de göz önüne alındığında İran'a ya da Orta Doğu'ya kaymasını bekliyor musunuz? Çünkü Amerika'nın hani Trump döneminin sonlarında Orta Doğu'dan çekilme kararı gündeme gelirken Biden şu anda bu konuda henüz somut bir adım atabilmiş değil. Sizce Amerikan-Çin gerilimi Indo-Pasifik bölgesinde sınırlı mı kalacak yoksa Orta Doğu'da Çin'in bu aktif diplomasisi geliştiği sürece Amerika Orta Doğu'da kalmaya devam eder mi? İran Amerikan-Çin geriliminden faydalanmanın peşinde bunu görüyoruz. Biraz hani Amerika'nın yaptırım siyasetinin mesela İran'ı daha Çin tarafına ittiğini de görüyoruz. Bugün imzalanacak olan o 25 yıllık stratejik hani ortaklık anlaşmasının böyle bir okuması yapılabilir. Tabii Biden yönetiminin Çin'de olan gerilimi Orta Doğu'ya da sirayet edebilir. Sadece Indo-Pasifik'te kalmayabilir. Tabii Indo-Pasifik'teki dinamikleriyle Orta Doğu'daki dinamikleri aynı olmayabilir. Birisi hani Çin'in kendi coğrafyası, diğeri hani Çin'in dengeleri bildiği bir coğrafya. Tek aktör hani orada Çin değil ama Çin'in Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyareti bence çok önemli. Hani bölgedeki pek çok ülkeye olan ziyareti ve Çin'in burada sürdürdüğü bir zaten dış politika vizyonu var. Belt and Road Initiative. Yani Çin özellikle bu strateji üzerinden Orta Doğu'da hem siyasi hem iktisadi nüfuzu ve kalıcılığı sağlamanın peşinde. Çin buralara müdahil oldukça Amerika nasıl davranır? Bence Çin'in Orta Doğu'daki davranışlarını ve stratejilerini de yakından takip edecektir. Bu bağlamda belki hani İran'a karşı da daha farklı ve İran'ı daha kendi yanına en azından çekmeye çalışan ya da İran'ı doğuya tırnak için hani bu doğuya bakış stratejisi içinde Rusya'yı ve Çin'e çok terk etmeyen bir yaklaşımı benimseyebilir. O bakımdan bence bugünkü gelişmeler Biden yönetimine nükleer anlaşma açısından da fikir verecektir diye düşünüyorum ben. Tamamdır hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli sunumunuz, sorularımızı sabırla cevaplandırdığınız için. Rica ederim. Çok sağ olun. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İRAM 2021 Bahar Seminerlerinin gelecek programlarında görüşmek üzere.